Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur sonrası gözler Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın üzerindeydi. İkinci turda Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı destek verecek sorusuna yanıt aranıyordu. Oğan kararını az önce açıkladı ve safını ilan etti. Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Merakla beklenen açıklamayı böyle yaptı. Adalet Partisi Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alırken Sinan Oğan Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ safını henüz ilan etmedi ama seçim sonrası Ata İttifakı'nda yollar ayrıldı. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık. Kimseden bir görev talep etmedik. Bizim yaklaşımımız tamamıyla ilkesel çerçevede olmuştur. %5,17 oranına ulaşmasıyla gözlerin çevrildiği isimdi Oğan. Geçen çarşamba Kılıçdaroğlu'yla Cuma Erdoğan'la görüşmüştü. Seçime 6 gün kala habercilerin karşısına geçti. Erdoğan'la görüşmesinde mutabık kaldıkları ilkeleri sıraladı. Her türlü terör örgütlerine, PKK, FETÖ, Hizbullah vesaire gibi kararlı bir mücadele devam ettirilecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'sa Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ziyaret etti. Terörle mücadeleden sığınmacı sorununa tutumlarını anlattı taraflar. Aramızda belirli farklılıklar olduğu bu konuda açıktı. Onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ise burada gerekirse zorla devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalar. Ümit ediyorum ki Zafer Partisi kendi arasında bu görüşmeyi değerlendirecek ve 28 Mayıs'la ilgili süreçte tutumunu belirleyecektir. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin milli güvenliği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. O görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'yla da ikinci kez buluştu Özdağ. Zafer Partisi'nin kararını en geç yarın açıklayacak.